Oyun Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 roleplay serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tony amcamla birlikte şu şehrin yeraltı dünyasını yönettiğimiz günlerde yeni bir karar aldık. Elimde dede yadigarı, babamın gömüsü olan arkadaşlar altın revolver elimizde. Ve haftalardan beri yurt dışında Rusya'daki bağlantılarımla birlikte ne yapıyorduk? Bazı makinalı silahları buraya getirmeye çalışıyorduk. LSPD'nin şefi Go bütün man. oluşumu, devlet oluşumu arkadaşlar P90 yani makinalıya geçmiş. Ve illegaller de beni koruyacak olan oluşumlar ise hala pistol çağında. O yüzden yurt dışından getirmiş olduğumuz Mekon silahlarını satacağız. Sunucumuzda arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştim. Çetelerin metasını yapıyoruz diye. Çok fazla çete alımı yapmıştık. Şimdi göreceksiniz. Mekana şu an tırla, aman baba, arkası Kalaşnikov, Allah, Mekon çok kaynıyor. topluyoruz ya. Ama bir haftadan beri oyuna girmiyorum. Bir haftadan beri. Arkamdan çok olay ve naneler dönmüş. Şimdi hem onları çözeceğiz, hem de malikanemiz biliyorsunuz ifşa olmuştu. Baron olduğumuzu bilmiyorlardı. Üf, Oranın gizli yeri var. Bilerek kapanmış. arkadaşlar buradayız. Bir koordinatör de havamız olsun. Yanımda olmasam bizi kaçar çeker. İstersen arabayı sol üst yola mı çeksen? Yokuşa çek, Tamam. yokuşa. Kal burada, tamam. Nice. İyi tır seçmişsin ha. Ah, hadi inelim. Bismillah. Şu lanet keleşimi de alayım da. Aslanım. Bizim Efendim. çocuklara haber sal. Tırdaki Evet. bütün kutuları ortaya getirsinler. Kutuları Tamamdır. toplayın ha. Bütün kutuları Arkadaşlar topla. kutuları alıyoruz, kutuları. Kutuları. Ben 15'e aldım şeyi. Tamam. Sen ya. Tony Kere çok yakışmış lan. Tony. Herkes gelmiş. Evet patron. Sen adamları yavaştan buraya doğru. Çok az az Tamam. gelsinler. Tamam. Az az gelsinler. Hadi. Beyler biraz ortaya toplanabilir miyiz? Eyvallah. Taşıyın taşıyın. Çocuklar. Silahları şuraya bırakın. Buraya, buraya mı? Bütün kutuları üst üste koyun. Dikkatli olun patlamasın. Hepsini alın. Düzgün sıraya geçin. Arkadaşlar siz de şöyle gelin bu tarafa doğru. Çok fazla yanaşmayın. Dikkat et oğlum, dikkat et. Yavaş. Lokum taşımıyorsun. Tamam, geri gelin biraz. Yavaş koy. Malları getirdik gümrükten. Beyler sahneyi kesin. Sahne şunlar bindirsin başlayacağız. Ha Şuna göre Tony. toplansın beyler. Dağınık dağınık şey yapmayın. Vallahi sağ taraf. Ve aleyküm Hazır hepsi patron. selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Tamam mı? Herkes gelmiş mi Tony? Kutulara Var mı geldi gelecek? gel. Bu kadar hepsi Bu patron. saatten sonra zaten buraya geç gelen olursa gelemez. Kafasına siker. Yani. Tamam mı çocuklar? İndirdiniz mi? Ha. Aferin. Üst üste koyun onları. Tamam. Bırakın gelin şimdi. Tony, etrafın güvenliğini aldınız değil mi? Temiz patron, kimsenin haberi yok burada şu an. LSP'de daha hiçbir Herkes beni şey mi? duyuyor herhalde şu an. Bir sorun yok. Evet, duyuyorlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar, ilk önce şu telefonları bir kapatın. Yeni silahları telefonunuzun üstünde denemeyeyim. Çok kötü olur. Tamam mı? Arkadaşlar, ne yazık ki Korumalar sıraya girin. şu an büyük ikinci toplantımızı benim babamın malikanesinde yapalım. Ama içinizdeki bazı şerefsizler ve beceriksizler yüzünden geçen hafta malikanemiz ifşa olmuştur. LSPD geçen hafta malikanemize bir baskın düzenledi. Fakat oradaki yürütülen faaliyetin baron tarafından olduğundan bir haberdir. Ama biz ne olur ne olmaz yeni buluşma alanımız burası. 1,5 haftadan beri yurt dışındaydım. Ve sizlere bazı güzel haberlerle geleceğimi söylemiştim. Ve oradaki bağlantılarımla birlikte görmüş olduğunuz tırın içinde her türlü patlayıcılar, çetelere özel, ailelere özel bazı mühimmatlar bulunmakta. Şimdi almış olduğum bir istihbarata göre
LSPD bugünden itibaren tamamıyla artık bize karşı tutumunu makinalı silahlara geçerek gösterecek. Ve bu sayede bu hafta LSPD tarafından mühürlenmiş ve gizli olan bazı yerleri bulanlar var. Bulan oluşumlar var. Bizim de raconumuza göre burayı kim bulduysa bilek hakkı olarak zaten onundur. Ama LSPD artık bütün noktaları biliyor. O yüzden biz de boş durmadık. Rusya'daki bağlantılarımla sizlere makinalı silahların daha ilk aşamasını getirdik bugün. Şimdi öncelikle çeteler. Çetelerin tutumu burada aile ve mafyalardan daha büyük. Zaten Tony çeteler hakkında bana her gün mail üzerinden direktifler verdi. Ve çete sayıları bayağı arttı. Çete sayıları arttığından dolayı direkt LSPD ile en içli dışlı olarak çeteler olduğundan dolayı çeteler için arkadaşlar şu andan birazdan da fiyatını söyleyeceğim. Direkt Mekon. Tony istersen onu bir çıkarsan getir kutudan. Tamam patron. Kutudan getir bakalım. Çetelere özel Mekon silahını 20 kalibrelik silah vereceğiz. Aileler ve mafyalar bu oluşumu yani bu oluşumlar bu silah kullanabilecek mi? Kullanacak. Ama mafya ve aileler gelecek haftaki toplantıda farklı bir silah kullanacak. Onlara farklı bir silah vereceğiz. Çetelerin bize gelen duyuma göre Mekon'a geçmeleri gerekiyordu. Çünkü LSPD ile savaş için, farklı kişilerle savaş için bunlara ihtiyaçları vardı. Şimdi bu toplantıda sadece silahı mı konuşacağız? Hayır. Ben yokken geçen hafta büyük olaylar olmuş. Sesim sekiyor bu arada. Aşırı. Boğazlarınıza dikkat edin. Beyler biz boğazlarınıza dikkat edin de kulak zarından çok yankı geliyor yani rahatsız ediyorum. Yani bir zahmet. Bir zahmet. Hadi. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinliyorsunuz. Geçen hafta benim malikanem niye ifşa oldu? Ben size polislerle çatışmanızda benim malikaneme doğru burada hepiniz zaten malikanemi biliyorsunuz. Sadece siz biliyorsunuz. Ha şu an içinizde bir hain var mıdır? Vardır. Onu öğrenirsek zaten eşek cennetine yollarız. Ama tekrar söylüyorum. LSPD ile herhangi bir savaşa veyahut iki tane aile birbirine girmişse benim malikanemin değil önünden 10 kilometre ötesinden geçeceksin. Bu net. Geçen hafta biz orada baskın yiyip tutuklansaydım şimdi ne olacaktı? Tek tek hepiniz ifşa olmuştunuz. O zaman tek tek hepiniz CK mezarlığına gitmiştiniz. O yüzden bu saatten itibaren kimse kendi malikanesini ifşalamıyor. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Ha Uzi'yi sırtıma mı astın Tani? Evet patron. Oktay'la Gazi Osman yanıma gelsin. Eyvallah. İşte şimdi Tani. Susturucuyu tak. Ha. Şimdi. Geçen hafta bir duyum geldi. Bu sarsılmaz aile müsveddeleri. Şu an nerede Oktay? Eşek cennetini bunaylamış patron. Bilemedin. Nerede Gazi Osman sarsılmaz şu an? Vallahi patron nereye gömülüysen oradadır. Nerede biliyor musun? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Gazi Osman. Şu an altında bu adam, altında bastığın yerde. Sarsılmaz'ın alayını buraya gömdüm. Kim namım o? İçinde toplantıyı gömdüğüm yerin üstünde bak. Yapıyorum. Bu bir. Hey maşallah. İki. Geçen hafta Sarsılmaz'dan bir tane densiz. Bir tane densiz. Baron'dan izin aldım. Rus mafyasına baskın izni verdi diyen densiz şu an bu şehirde yok. Peki bu adam bunu dediyse ve siz buna inanarak nasıl baskın atabiliyorsunuz Oktay Bey? Patron ben o duyumu aldım. Fakat burada benim adamlarımın bir hatası ben sürekli size bilgi getirebilmek için dört bir yana yayıyorum. Bunlar da buna müteakip oraya katılmışlar fakat içeride bu çatışmaya girmemişler ve Topraklı ailesini gördüğünüz gibi kalabalıktır. Sadece iki adam gitmiş oraya. O da istihbarat taşımak için. Gazi Osman sizden adamlar gitti mi oraya? Olumsuz.
Patron bizden aldım. 4 arkadaş katılmış. Kimmiş onlar? Biri zaten cezası kesildi. Ne yaptın ceza? Onun toplantıdayız şu an. Gömüldü diyelim. Tony Bey tarafından. İstihbarat almam adına senin adamından birisi var mı burada? Oraya katılan bir adamın var mı şu an burada? Gelsin bakayım karşıma. Var. Getir bakayım. Anlatsın bakalım bize olayın içini dışını. Ege, anlat oğlum. Biz oraya gittik. Yani çok kişi vardı, bayağı kişi vardı böyle. 20 kişiye yakın rahat vardı. Biz oraya bayağı az kişi gittik. Yani gittiğimizde zaten her yer molotof içindeydi. Ve silahlarla malikanenin içinde geziyorlardı yani. Tamam, çatışma falan da olmadı. Siz Rus mafyasını baskına niye gittiniz malikanesine? Bizim dostlarımız bizi çağırdı. Dedi ki şöyle şöyle olaylar var. Büyük patrondan iznimiz var deyince biz de koştuk gittik. Sence şu an dediğin tutum mantıklı bir tutum mu? Değil, size sormamız gerekiyordu. Kanunuz uymuşsun. Neyse bekle orada bekleyin. Arkadaşlar patron. Söyle. Vallahi patron çok mahcubuz. Hani olay olduğunda ben şehirde maalesef değildim. Hani inanın şehirde olsam böyle bir olay zaten yaşanmazdı. Dediğim gibi hani mahcubuz. Affınıza sığınıyoruz. Eyvallah. Konuşacağız şimdi o konuyu. Arkadaşlar şu anda şehire yurt dışından kaçak olarak getirdiğimiz silah elimde. Direkt Mekon diye adlandırdığımız bu silah. Birazdan testini yapacağız. Bu silahı ilk elden ileride indirim uygulayacağız. Bu sizden gelen talepe bağlı olarak olacak. 400 bin dolar yapıyoruz fiyatını. Neden 400 bin dolar olduğunu size söyleyeceğiz. Tekli 20 kalibrelik pistol tamamıyla bizim malikanemiz ki şu karşınızda gördüğünüz beceriksizler bizim malikanemizi ifşaladığından dolayı ve buradaki herkesin beceriksizliği bu. Pistol üretim fabrikamızda sıkıntı oldu. Terk etmek zorunda kaldık. O yüzden pistolun fiyatına da artık fiyat artışı geliyor. Neden fiyat artışı geliyor? Sizin beceriksizliğiniz yüzünden. O yüzden pistolun fiyatı 275K'ya çıkmıştır. Mekon silahı 400 bin dolara satılacaktır. Kabul eden eder, etmeyen defolup gider. Bu bir. İki. Mekon silahını cezasını kestiğimiz Korkmaz Mafyası 2 gün satın alamayacak. Aynı şekilde Topraklı ailesi de 2 gün satın alamayacak Mekon'u. Eyvallah patron. Eyvallah patron. Şimdi şu arkadaş sen gel bakayım buraya. At kuyruk. Hadi. Zıpla sen zıpla. Zıpla bakayım. Sen zıpla daha zıplatacağız sizi daha dur sen. Şimdi Gazi Osman senin bu hatayı yapan adamın sen cezasını kestim dedin doğru değil mi? Yok Tony Bey kesmiş bizzat. Tony aferin. Tamam güzel güzel. Şimdi arkadaşlar silahı anlatıyorum. Şu şekilde olacak. Almış olduğumuz istihbarata göre LSPD size karşı son model P90 kullanacak diye bir duyum aldık. Ne kadar doğru bilmiyorum. Karşınıza P90'la geldikleri zaman şaşırmayın. Ama Fadıl kendisini ifşa etmemek için oluşumlarını tabii ki de beslemek zorunda. Ama biz de paramızı kazanacağız. Çünkü elimde görmüş olduğunuz silahın üretimi bende değil. Biz de yurt dışından satın alıyoruz ve bizim de bir ekonomimiz var. Yani buradaki amaç siz kendiniz için savaşıyorsanız otomatikman benim için de savaşıyorsunuz. Siz kendiniz için valla savaşıyorsa Grove için de aslında bir nebze savaşıyorsun. Çünkü buradaki tutum LSPD adamlar şu an şehirde 35 kişi. 35! Bu saatten sonra kimse malikanesini ifşalamıyor. Tekrar söylüyorum. Benden bir kanun çıkmadığı sürece bir aile bir aileye malikanesine baskın atmıyor. Yoksa siz birbirinizi yiyin kardeşim. Bana ne? Kimin telefonu? Kimin lan o? Buradan geldi bak. Bu taraftan geldi ses. Bu ne şimdi? Neyse bırak ben onu bulurum şimdi. Buluyorlardır. İte bak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi malikaneleri ifşalamıyorsunuz. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun. Hiçbir şekilde bir malikane bir malikaneye dalamaz. Bu kadar net. Şimdi gelelim elimdeki silahın gücüne. Arkadaşlar
Elimdeki silah susturucu takabilirsiniz. Ek olarak sadece susturucu takarsınız. Herkes susturucu kullansın. Bunu gizli markette bulabiliyorsunuz. Yakında susturucuyu biz satacak mıyız? Satacağız. Ama iki katı fiyatına satacağız. Çünkü daha bizim elimizde de deponun yeri belli değil. Belli olduğu vakit üretimine biz de başlayacağız. Ve üretimin yerini siz dahi bilmeyeceksiniz. Mermisi o yüzden bununla kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu silahın en büyük özelliklerinden bir tanesi, uzaktaki adama çok net atış yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi dağın tepesine sıktığınız zaman çok küçük bir tepmesi var. O yüzden LSPD'nin kafaya çalışıyorsunuz. Kafaya çalıştığınız vakit zaten eşek cennetine gidecektir o. Tamam mı? Ama dibinizde mesela Oktay Bey'i farz edelim. Bakın tam dibimde. Burada göğsüne sıktığınız an direkt altıma eğilir. Uzaktaki adamın göğsüne vurursan 4-5-6 tane mermi atman gerekiyor. O yüzden dikkatli olun. Mesela Gazi Osman Bey'in yanındaki adam, bak bavulunu da getirmiş. Bu tarz yakında olan bir adamın bacağına sıkarsan, tamam mı, ne olur? İki vuruşa geberir. Yani stratejinizi ona göre seçeceksiniz. Adam zaten bavulunda kefeniyle gelmiş. Tamam mı? Görmüş olduğunuz bu arkadaş şu an eşek cennetine gitti. Niye? Yapmış olduğu yanlış yüzünden. Bu namlunun ucunda siz de olmak istemiyorsanız buradan çıkan kurala uyacaksınız. Bu kadar net. Şimdi silah açık ve nettir. 400 bin dolar. Pistolun fiyatı 275 dolara sizin beceriksizliğinizden alın bunu atın çıkmıştır. Tamam mı? Ve bugünden itibaren satın alabilirsiniz. Tony ile birlikte irtibatta kalın, alın. Topraklı ve Korkmaz Mafyası, aile ve mafya 2 gün bundan mahrum kalacak. Çünkü kurallarımızın dışına çıktıkları için. Çeteler, siz de dikkatli olun. Siz de dikkatli olacaksınız. Kendi aranızdaki husumet beni zerre kadar ilgilendirmez. LSP diye yakalanmayın. Yapacaksanız da işinizi gizli şekilde yapın. Bu kadar net ve açık konuşuyorum. Umarım silahtan memnun kalmışsınızdır. Şimdi şunu söyleyelim. Çeteler bizden bazı şeyler istedi. Sizlere arkadaşlar Molotov kokteyli de, tamam mı, bugünün buluşması şerefine hediye edeceğiz. Artı olarak satın alabileceksiniz. Bunun için Tony ile irtibatta kalın. Tamam mı çeteler? Şimdi ben çetelerden çok fazla şey değilim. Çetelerle çok fazla konuşacak birisi de değilim. Birazdan zaten mafyalilerle özel konuşacağız. Tony. Efendim patron. Sen şimdi çeteleri sola al şuradan. Molotov'du, silah satın alacak vesaire varsa şimdiden isimlerini versinler. Ona göre biz de üretim yapacağız. Şuraya toplanın arkadaşlar, alacaklar. Oktay Gazi Osman, siz benimle gelin. Eyvallah. Maho. Lan Beyazlı sen de gel. Efendim abi. Bu çocuk şimdi benim baron olduğumu ilk defa öğrenecek. Gördü beni falan oldu mu? Sarı sen de orada dur. Etrafta tamam. Adamları dağıtın, tamam mı? Umut. Kamyoncu Fadıl ha. Fadıl abi. Kimmişim ben lan? Kimmişim ben? İyi misin abi? Kimmişim ulan ben? Büyük patron abi. Aferin. Oktay, Gazi Osman. Bu cezayı size kesmek zorundaydık. Ki burada raconu herhalde benim kadar iyi bilen adamlarsınız siz, doğru mu? Eyvallah patron. Ne dersen olur. Şimdi siz şehir dışındayken zamanında biz de çok yaşadık. Bu çocukların kanları kaynar dedik. Küçüktür dedik. Eyvallah dedik. Ama hepsi toplu şekilde yapmış bunu. Biliyorsun patron, bak Oktay, sen beni birazcık daha eskiden tanırsın. Gazi Osman da iyi bilir. Şimdi burada senin bütün toplu adamların yanlış yaparsa, ki ben her şeyi ince araştırır, kararımı öyle veririm. Doğru mu? Öyle karar veririm ben. Doğru. Araştırarak karar veririm. Bir anda öfkemle hareket etmem. Ki Gazi Osman, sen mafyasın. Ve adamlarına çeki düzen vermen gerekiyor. Bak siz hala galiba şu an burada oyun oynadığımızı mı zannediyorsunuz? Hayır patron. LSPD tetikte diyorum. Patlayıcı maddeler, P90 hepsini getirmişler diyorum ve
Malikaneniz ikinci defa ifşa olursa bu ne demek biliyor musun? Uçağa binersin, buradan defolup gidersin. Mantık bu. Hala oyun oynadığımızı düşünüyorsunuz. O yüzden bakın, şehirdeki bu düzeni lütfen diyorum, tekrar söylüyorum, düzene sokun artık. Siz şu an iki tane, ki Gazi Osman Bek, Oktay Topraklı dediğin zaman sizin zaten çetelerle işiniz olmaz, doğru mu? Aynen öyle patron. Zaten onlara tutumumuz çok çok farklı. Osman Bey de yakından şahit oldu. Bir Rus ailesiyle çetelere karşı tutumum çok çok farklıdır. İşte o yüzden çetelerden Tony sorumlu dedik. Niye? Mafya ve aile babalar, bakın bizim işimiz daha başka. Sizin bizim işimiz çeteler değil. Sizin bizim işimiz ballasmış, vagosmuş değil. Senin bu adamı soyup soymaman sana bir şey kazandırmaz. Seni tek kazandıran şey barona bağlılık yeminindir. Bak ben çetelerle burada konuşmaktan hicap duyuyorum. Şimdi Tony'ye verdim onu. O bakacak. Burada siz ileri gelensiniz. Bak şu an yakında Rusya'da tanıdığım bir mafya daha şehre gelebilir. Dengeler değişebilir. O yüzden dikkatli olun. İki gün size silah cezası kestim. Niye kestim bunu? Bu yüzden kestim. Şu an malikaneme ben gidemiyorum. Her dakika helikopter tepemde havalanıyor. Adam benim ne olduğumu sorsa kalacağım. E bu yönde kim ifşa olacak? Sen. Yavaş yavaş ifşa olmuyoruz biz. Direkt büyük lokma üzerinden oynuyoruz. Ama sizin yaptıklarınız yüzünden. O yüzden tekrar söylüyorum. Adamlarınıza dikkat edin. Benden bir emir çıkmadıysa bekleyin. Hafta sonlarında zaten ben şehre geliyorum. Bunu çözeceğiz. Para hırsına bürünüp de hani gerekirse LSPD'ye yakalanmamak için çetelere bile müsamaha göster. Mantıklı. Aynen öyle. Patron, bu yaptığımız şeyden dolayı çok çok üzgünüz adamlarımız adına. Bir daha da böyle bir şey tekrarlanmayacak. Osman Bey de bana hak verir. Çok üzgünüz. Aynen. Katılıyorum Oktay Bey'e. Neyse. Geçen size iki tane görev vermiştik. Onları sağlam şekilde yaptınız. Bu hafta artık soygunmuş, moygunmuş. Bunlar tabii ki de gelecek. Ama ben sizden şunu istiyorum. Kendinizi affettirmek istiyorsanız, makinalı silahlara geçmek istiyorsanız, ikiniz 5-5 en iyi adamlarınızı topluyorsunuz. İkiniz de siz. Kaç etti Umut? 5 10 abi. 10 mu? 10 herhalde. 10 abi. Bak şimdi, beni iyi dinleyin. Size büyük banka soygunu yaptıracağız. Ama büyük banka soygunu o eski zamanlarda bildiğiniz bir banka soygunu değil artık. Bu konuda iki aile, bir mafya ve bir aile birleşeceksiniz. Tamam mı? Zaten Korkmaz Mafyası'na, Gazi Osman'ın adamlarına bu konuda güvenim sonsuzdur. 5 tane en iyi adamını alıyorsun Gazi Osman. Oktay, sen de aynı şekilde 5 tane en güvendiğin adamları al. Bu soygunu yap. Eyvallah patron. İçeride şereftir. Sizi 1,5 milyon kara para mı bulur? 2 milyon mu bulur? 1 milyon mu bulur bilmem. Bunu yapıyorsunuz ve yaptığınıza dair oradaki paraları bana getiriyorsunuz. Ancak kendinizi böyle affedersiniz. Affettirirsiniz, tamam? Eyvallah patron, sen ne zaman dersen biz hazırız. Eyvallah. Biz size bu akşam söyleriz. Büyük ihtimalle ben size Tony'yi yönlendiririm. Bir çocuğu yönlendiririm. Tamam mı? Bu banka soygununu yapmamızdaki neden, hem malikanemiz ifşa oldu, ekonomimiz batık, ekonomiyi güçlendirmemiz, hem de sizin yaptığınız bir eksi puanı artıya çevirmek için yapılmış bir hamle olacak. O yüzden bu akşam gidin, taktik mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Kan dökülmeden bu işi bitirin. Tamam. Eyvallah patron. Hadi bakalım. Oğlum, patron. Ha söyle. Müsaadenizle bu şeyi sormak isterim ben. Bu silahları alırken Osman Bey de ben de çetelere nazaran ister istemez daha büyük meblağlardan yola çıkarak daha fazla bir alım yapıyoruz. Burada bir toplu alımda indirim mevcut mudur? Ona göre parsayı büyütelim. Çetelere göre derken? Yani sayı olarak epey fazla alıyoruz. Anladım. Oktay'cığım. Ah Oktay, vah Oktay.
Ben yanmışım, gel Oktay. Banka soygununu yap, dediğin şeyi de artı yapalım. Eyvallah. Yap banka soygununu. Ne kadar teşekkeniz büyük, gösterin bize. Tamam. Tamamdır patron. Tamamdır patron. Civciv, bu bizim Rus ailesi falan nerede bunlar? Gelmedi mi bunlar? Abi onlar şehirden gitti biliyorum. Gitti mi? Öyle biliyorum. Hmm, onun iki tane adamını zaten uçurmuştuk. Hı hı. Tamam tamam. Eyvallah. Var mı şimdi daha diyeceğiniz bakalım? Bir şeyler. Patron, şehirden birkaç haber var eğer ilgini çekersen. Bu şehirdeki çetelerin bu masaya ben Allah var. Kolay gelmedim. Yoldan geçerken de oturmadım. Elimden geldiğince de bu şehirdeki illegalden böyle vay haber be, alıp ne yaptıklarını, ne ettiklerini çözüp sana haber vermeye çalışıyorum biliyorsun. Hı. Bu Ballaslar alenen birkaç adam soymuşlar. Osman Bey de belki duymuştur. Evet, bizim evet. Adamlardan ve Korkmaz'ın adamlarından özellikle bize denk geldiği için söylüyorum. Ve bunlar kendilerini gizlemeden yapıyorlar patron. Bu demektir ki bizi Ruslar gibi ifşa edebilirler. Anladım. Ballaslar mı yapıyormuş bunu? Evet, evet. Söyle Sarı. Abi ben bugün Madde F'ye gittim. Ballaslar hiçbir şey takmadan Madde F yapıyorlardı. Öyle mi? Evet. Oh. Hmm. Şimdi olur, patron bir şey diyebilir miyiz? Söyle Osman, söyle. Şimdi patron biz çetelere bulaşmıyoruz. Hani ellemiyoruz. Adamlar tamam. İşine gücüne baksın. Ama adamlar ne ekmezse bizim elemanlara soyuyor. Bizim elemanlara sıkıyorlar. Yani biraz karışık bir durum. Evet patron. Anladım. Anladım. Bunu hangi bölgede yapıyorlar daha çok? Ben üzüm toplamada bir şahit oldum. Birkaç yerde de üzüm işlemede. Toplama. Bu normal insanların da çalıştığı yerlerde de duydum. Anladım. Tamam. Onlarla ben şimdi özel görüşeceğim. Tony, ne yaptın? Ben çetelerle görüştüm patron. Bunlar salak saçma birbirlerinin hutlarını ifşa alıyorlarmış polise evet, gidip. Evet evet. Şimdi onlarla özel konuşacağım zaten. Evet tamam. Şimdi tadım kaçtı biraz. Tamam. Dedim en iyisini sen halledersin. Eyvallah. Şimdi Tony, bizden bu evet. Banka soygununun planı kimdeydi? İyi olan bir arkadaş varsa hemen... bugün büyük bir vurgun tamam. Yapmak için ve kendilerini affettirmek için Gazi Osman Bey ile Oktay Topraklı birleşip 5-5 10 kişi toplamda banka soygunu izni verdim. Tamam patron güzel. Sen bunlara bütün gerekli tedarikleri bizde de 2 tane mi ne kalmıştı zaten ver bir tanesini. Tamam patron malikaneye tamam. Geçtiğimiz zaman vereceğim onları. Ol sen de tamam. Daha diyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi patron bir ufak hediyemiz var vaktiniz varsa takdim etmek isteriz. Şımartıyorsun bizi Oktay. Estağfurullah patron. Biz kimin için çalıştığımızı iyi bilir. Ona göre de hareket etmek isteriz. Eyvallah. Neymiş hediye bakalım. Hemen çocuklara söylüyorum. Hallesinler. Gazi Osman var mı senin diyeceğim bir şey? Patron bizim de nazane bir hediyemiz var. Tamamdır. Oğlum paketteki bagajdaki paketi getirin. Umut. Efendim abi. Rio'ya söyle bavula alıp adam alış koruma olmuş. Tamam abi. Ulan ne adam ya. İyi bakalım bakalım. Tony. Evet. Bu çetelerle de ayrı bir konuşalım tamam mı? Tamam. Ben bir konuşma yaptım kendilerinin yarım saat sonra taka savaşı olduğunu söyledim. Ha, buradan sonra oluyor, değil mi? Yarım saat ben sonra bir taka savaşını anlamam ya. Ne yapsın hamburger kavgası. Uyuşturuculuğu öyle işte. Oğlum gelsinler vereyim 250 tane hamburger nedir ne, yani? Bir kafa buluyorlarmış. Artık buluşma noktamız patron, burası. Edebiyle gelseler biz çetelere destek de çıkacağız ama bazılar işte Osman Bey'in de dediği gibi tadını kaçırıyor hakikaten. Allah Allah. Olur olur onlar. Söyle Umut ne oldu? Abi bizim abi. Bizim cesedi nereye attınız ya çanta var burada. Açar mısın çantayı? Ya sen şey çağır Rio'yu çağırsana bana. Beyaz arabanın arkasında. Ege'deymiş abi o yüzden. Yok sen Rio'yu çağır. Lan Ege mi kaldı? Rio gel lan buraya. Arkadaşlar bundan sonra buluşma noktamız burası. Buyur patron. İnşallah burayı da beceriksizliğinizle ifşa etmezseniz buranın ismi anlam ve önemine binaen bize artistlik yapıp baş kaldıran Sarsılmaz ailesinin bütün cesetleri buranın altında olduğu için buranın ismi artık Sarsılmaz buluşma noktası. Eğer Sarsılmaz olan buluşma noktamızı sarsarsanız sizi burada sallandırırım. Tamam. Bu iyiydi, bu söz iyiydi. Tamam. Patron belki size şey olmaz ama karşılamaz ama bu çok zor bilinen bütün illegalin içeride olduğu bir maddedir bu. Madde F'ye geçer. Bir bakayım şöyle. Efendim. Vay 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 vay. Ver oğlum patrona. Güzel güzel. Tamam.
Maşallah maşallah. Hala Sinop'ta eskisi gibi hızlısın ha. Estağfurullah patron. Yaraşmaya çalışıyoruz. Saçın ağrımaya başladı senin ama maşallah başka namını ağrımamış. Helalsin. Eyvallah. Osman Bey sen ne getirdin bakalım? Baklava getirdim değil mi ha? Yok yok. Rio neredesin oğlum? Buradayım abi. Bakalım burada ne gelmiş. Çantaya gel falan bakalım. Oğlum şu çantayı bir tutun. Ben mi tutacağım Sarı? Tut oğlum şu çantayı açın gözümün önünde. Buyur abi. Ah bir bakayım şöyle. Bir bakalım şu maddeye. Neymiş lan bu? Sağına soluna bir bakalım. Bunlar madde. Ha F verdi. Yok ikisini verdi mi oğlum? Geldi geldi. Patron biz... Bir saniye bir tane daha çanta var Fadıl Bey kusura bakma. Abi, tamam, daha var. Ne oldu Tony? Gel bir bunlar Toko'ya gitmeden önce bir konuşma yapalım. Tamam tamam tamam. O zaman oğlum, biz de Gazi yavaştan müsaade isteyelim şunu, sizi tamam, siz şey çıkın. Yapmayalım. Alın siz beyler. Çünkü çetelerle sizlerle çok şey yapmak istemiyorum toplantı. Hey. Umut. Abi benim sabah söylemiştim abi hediye vardı abi benim. Tony Bey biz malikanemizde mi bekleyelim bu iş için size mi gelelim? Gel buraya bak şimdi. Biz size buluruz. Ben çocuklara yapacağım size. Verdim. Hadi Allah'a emanet. Çeteleri halledeyim dönünce. Kolay gelsin. Umut. Osman Bey. Efendim abi. Çeteler orada beklesin. Şu an bir buluşma var ben de geleceğim. Evet. Ha. O bu mu halde abi? Benim karşımda da öyle yürümeyeceksin bundan sonra. Eyvallah abi. Tamam mı kafana sıkarım. Tadımı kaçırma benim. Tamam eyvallah abi. Hadi yürü şimdi yürü lan. Var mı abi bir şey? Allah'a emanet abi. Kolay gelsin abi. Şu bacağını sıkayım mı? Bırak bırak tamam. Genç işte ne yapacaksın? Hadi abi. Abi. Oğlum toplu adamları çıkıyoruz. Bacağını mı sıktın? Bacağını sıktı lan. Tamam mafyalar çıkış yapsın. Mafyalar çıksın. Mafyaları yollayın. Yollayın mafyaları. Vah çeteler ah çeteler. Neymiş Tony şimdi bunların derdi anlat bakayım. Vallahi patron Hood ifşalama şey popülasyon olmuş bu zamanlar. Mesela birisi bulundu mu o da onun Hood'unu ifşalıyormuş. Kim böyle bir şekilde. Vallahi Ballaslar söyle söyledi. Growlar ifşalamış. Ballas da onlarınki de ifşalanmış. Aztekas da ifşalanmış. Söyle konuş aslanım. Bakayım. Patron ben bir olaya şahit oldum. Neymiş o? Ya bunlar yine Ballas'la Growl laf yarışına giriyordu işte her zaman gibi. Growl'ların polise kaçtığına dair bir şeyler gördüm ben. Diye. Tamam. Onun ardından orada sığınmışlar. Bir yarım saat, UTC yarım saat sonra da Ballas'lar baskın yedi. Şimdi burada Ballas'lar Growl'u, Growl'lar Ballas'ı polise mi şikayet etti? Ben yanlış mı duydum? Evet patron. Yok, bir de Aztekas da var olayın içinde. Nasıl biz şikayet etmedik lan? Onlar bize etti. Zaten ilk onlar ifşa oldu sonra bizi ifşa ettiler. Kimmiş Growl'lar? O? Growl'un patronu gelsin buraya. Patron Aztekas gelmemişti. Aztekas da var durumda. Şimdi patron bana şöyle anlatıldı. Bağır biraz. Dünden beri bir böyle çatışma dönüyor sürekli. Biraz yakınlaşabilirim duyamıyorum da. Tamam bağırayım. Dünden beri aramızda bir çatışma dönüyor. Sürekli Hood'un içine girip sıkmalar mı dersiniz? Hood'un önüne gelip taramalar mı dersiniz? Ben bunları geçtim. Yani onlar bizim Hood'umuzu açık etti bence. Sürekli sıkarak gelip önüne. Bundan sonra da bizimkilere sormuşlar herhalde. Ben uyanık değildim. Tam anlatıldığı kadar anlatıyorum. Bizimkilere ters kelepçe yapmış herhalde bu polisler. Bizimkiler sormuşlar. Bizimkiler de demiş herhalde yani bilmiyorum tam. Biliyor musunuz diye sormuşlar. Oğlum bak. Bilmiyorum tam. Bak bütün çetelere söylüyorum. Mafya ve ailelerle görüştüm. Bakın. Şimdi burada çeteler büyük oluşumlardır. Biz bunun zaten biliyoruz. Bunun ehemmiyetini de biliyoruz. Farkındaysanız şehirde benimle birlikte çalışan bir mafya bir aile var. Niye? Çünkü sizin üzerinizde hegemonya kurmalarına çok izin vermiyorum da ondan. Büyük ihtimalle bundan hepiniz memnunsunuz. Çeteler bizim bel kemiğimiz. Bak mafya ve ailelerden daha demin korkmazla toprak ailesindeki örneğe bakın. Bak misal veriyoruz. Adam yanlışı yanlışla çözüyor. Siz de aynı şekilde yanlışı yanlış. Eğer karşı taraftaki kişi yanlış yapmışsa
Mesela Ballas yanlış yapmışsa, Grov bunu yanlışlıkla gidip LSPD'ye veyahut da şunu söyleyerek yanlışla kapatıyor. Sen beklersin hafta sonu. Benim adamlarım zaten her yerde kulağı var. Duyar, görür. Üçüncü toplantıda buluştuğumuz zaman kelleniz gitmesin. Veyahut da silah satışınız durmasın. Birazdan galiba bunların, Tony ne lan hamburger miydi, ne tövbe neydi, ne savaşı var bunların? Taco savaşı var patron. Heh. Yarım saat. Silahsız mı gitmek istiyorsunuz oraya? Arkadaki sarı, gel bakayım buraya. Gel buraya civciv. Söyle. Efendim, ben bir maruzatım vardı size karşı. Söyle. Şimdi biz hayatımızı idam ettirmek için ve çeşitli işte ihtiyaçlarımızı gidermek için kokain yapıyoruz efendim. Biz kokainden çıktığımız zaman ya da işleyip satışa götüreceğimiz zaman gerek yolda ya da gerek işte istediğimiz mekanda olsun, bizde işte kayıtları var bunların, şey olarak bunları devamlı izliyoruz. Adamlar bizi önce üstümüzü soyuyorlar. Daha sonra bizi öldürüyorlar efendim. Biz bundan çok rahatsızız. Kaç kim yapıyormuş defa... bunu? Ben kim yaptığını görmedim. Yani maske vardı üzerinde. Biz bunu ondan sonra gidiyorlar, bizi LSPD'ye şikayet ediyorlar sanırım. Silah sıkıyorlar. Orada sıktıkları için LSPD geliyor. Onlara bir şey olmuyor. Bak, biz tutuklanıyoruz. Adam maskeliyse ben bilemem. Bana içeriği lazım. Kim olduğunu söyleyeceksin. Ona göre ben muamele edeceğiz. Biz polis miyiz lan, adamı bulacağız? Efendim yok, hayır, sadece ben bunu beyan etmek istedim. Zaten biz bulsak onları biraz faka bastıracağız ama... İşte kardeşim, onu bana burada söylemeyeceksin koçum. Gideceksin o zaman, kalıbının adamıysan. Keleş kolyesi takmayı biliyorsun. Git bul, sık kafasını o zaman. Ne gelip bana burada söylüyorsun ilkokul öğrencisi gibi? Onu anlamadım. Anladım ben yani. Efendim. Maskeli diyor, ben adamı nereden bulayım oğlum? Müneccim miyim ben? Geç yerine. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu saatten itibaren yanlışı yanlışla örtmek yok. Çeteler arasındaki savaşa ben karışmam. Ne tövbe ne yerseniz yiyin. Ama sizden istediğimiz şu. Sadece bir tane şey istiyoruz ya. LSPD'ye yakalanmayın. Yakalanacaksan da o adamın işini bitirmeden sen o işi bitireceksin. Çıkacaksın o iş pis işten. O yüzden çetelerin arasında hudunuza hiçbir şekilde LSPD'ye söylemişsin falan. Oğlum biz burada oyun mu oynuyoruz? Biz burada laşka bir ortamda mıyız? Ne demek ulan bu, gittin LSPD'ye söyledin, ona LSPD'ye şikayet ettin. Şerefsizler. Bir daha böyle bir şey yapmıyorsunuz. Gebertirim. Tamam mı? Bu seferlik affediyoruz. İsimler üzerinden gitmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Sizin tuzunuz kuru olsun diye alın size şehir dışından ne getirdik. Yurt dışından. Al. Ne yapacaksanız işinizi bununla göreceksiniz. Alıcılar, Tony'ye toplantı işini bitiriyoruz. Gelecek haftaki toplantıda karşıma bu denli değil. Hediyelerle gelin. Olumlu şeylerle gelin. LSPD'den adama yırttım deyin. İçine sızdım deyin. Bunlarla gelin. Çoluk çocuk şeylerle gelmeyin. Var mı sorusu olan? Biz satışları yaptık patron. Tamam. Söyle sakallı. Merhaba patron. Eyvallah. Bizden istediğiniz herhangi bir yapmamızı istediğiniz görev falan var mı? Şimdi. Verebileceğiniz bir şeyler. Evet, evet. Şimdi bakın, aile ve mafyalar ortak tutum içerisinde şunu yapacak. Banka soygunu vesaire, artık neyse, gizli görevler var, size söylemeyeceğim. Burada çeteler zaten birbirine zıt. Zıt kutuplarsınız. Bir itiyorsunuz, bir birbirinizi çekiyorsunuz. O yüzden ben sizi anlamadım. O yüzden tekli olarak bazı küçük görevlerimiz var. Bu küçük görevlere bizden telefondan haber bekleyin, vereceğiz. Ama bu görevi bu hafta Ballas'la Grov almayacak. Nokta. O yüzden bu görevleri bekliyorsunuz. Telefonunuzu açık tutun. Kriptodan zaten Tony size ulaşır. Zaten sizin de savaşınız vesaire bir şeyler varmış. Benim anlamadığım işler. Onları yapacağınız için özel görevler verilecek. Merak etmeyin. İki çeteyle aranız iyi olur. Şu an zaten hepiniz birbirinize aşkurt gibi bakıyorsunuz. O yüzden iki tane iyi çete olur. Birbirleriyle şey olan vesaire, bunlara ortak görev de verilecek. Ama üst düzey görev vermemi istiyorsanız adam gibi yolunuzda dost doğru gidin. Tamam. Tony. Evet. Bunlar kim? Bunları ilk defa görüyorum.
Black Gang bunlar patron. Kimmiş bunlar? Bunlar yerli oluşum. Böyle kendilerine güvendiler. Yerli ne demek lan? Burada mı doğup büyüdüler? Yani. Evet abi. Kim sizin patronunuz? Bakalım. Göreceğiz Taco'da patron. İsim ne senin? Christopher. Christopher. Ne yapıyorsunuz siz şimdi şehirde? Öyle yerli kendi... Evet. Kendi ekmeğimiz biz öyle söyleyeyim. İyi. Sizden bana bayağı bir duyum geldi. Sizlerle de konuşacağız. Tamam. Tamamdır. Sizlerle de konuşacağız. Tony, bunları silah satın aldın mı bizden? Aldı patron. Tamam. Az önce bir uzay talep ettiler. Tamamdır. Toplantıyı bitiriyoruz. Çeteler, bu saatten sonra buradan çıkarken kendinize dikkat edin. Kendi hegemonyanızdaki savaşları ben bilmem. Ne yapıyorsanız yapın. Ama silah satın almak için sonuçta bana muhtaçsınız. Muhtaç olduğunuz için bizimle kendi paramızı ve döner saymayı döndürmemiz gerekiyor. O yüzden ben sizlere farkındaysanız bu zamana kadar hiçbir zaman karışmıyorum. Karıştırtırmıyorum adamlarımı. O yüzden siz de burada ekmeğinizde olun ve çetelerinde bu şehirde ben memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü size herhangi bir aile ve mafya baskısı burada yiyen var mı? Elini kaldırsın. Aile ve mafya baskısı yiyen. Bana maskeliydi geldi meldi demeyin. İfşa bir şekilde. Ballas. Sizden de bazı duyumlar geliyor. Kendinize dikkat edin. Tamam mı? İfşa bir şekilde patron? İfşa bir şekilde böyle milleti, o çeteyi, bu çeteyi falan soymayın. Maskenizi her zaman kapatın. Tamam mı koçum? Sosyal mesafeli soygun yapın canım benim. Hadi bakalım. Tone, sen silah alacaklar varsa şimdiden ismini yazdırsın. Onlar halledildi patron. Hadi ben de yoruldum, herkes huduna dalsın arkadaşlar. Evet, size bir Taco bildirisi gelir. Hadi. Alo Erdal Bey. Erdal Bey. Sağol abi. Söyle. Abi müsait misin? Müsaitim. Bu Rus olayı vardı ya abi. Bu Ruslar ne oldu? Ruslar patlak verdi galiba. O patladı da abi. Rusya demişler patron. Yalnız beyler. Oktay Bey size yalan söyledi bu arada. Şuna bir şey söyleyeceğim Tony. Şu arkanıza bir bakın çocuklar. Bakın arkanıza. Bu salakların hepsi birleşse bizim de içimizden geçer. Ama bunların birbirine düşman olması bana yarar ulan. Paralar yoruyorum. Neyse gitsin. Abi. Söyle. Abi Oktay Bey size yalan söyledi bu arada. Nasıl yalan lan? Abi 2-3 tane adamım gitti dedi. Yaklaşık 3 tane C-65 oradaydı o topraklarının. Ha şeye Rus baskınına. Evet bir de tamam, üstüne tamam. Kimse sıkılmadı dedi abi bana sıktılar. Yaklaşık ben 4 tane adamını öldürdüm. Nos temsiye bak. İyi yaptın. Tamam zaten. Söyle. Ben de şef yardımcısı dahi bir 6 polis indirdim bir çatışmada. Bu Ruslar, Rusların malikanesi ifşa alıyordu o yolda. Abi sana... Sana hediyem var bir sana getiriyorum. Şu Lost MC'ye bakacak. Tony. Neyi bekliyor lan bunlar? Bu adamları ben tutuyorum. Bunlar başarılı ya. Bunlar, sen bunlara bir görevlere bir şey ayarla. Bu bizim şey işi vardı. Gelsene bir konuşalım onu. Geleyim. Vallahi düşeceğiz de burada ya. Yavaş Allah. Yavaş. Pantolon pislendi. Ya Tony. Güzeldi be. İyiydi ha. Güzeldi ya. Başarılıydı. Şimdi şey diyeceğim sana. Bu ne oldu oğlum? Söyle. Patron. Diyor ki Lost MC'ye önceye de patron çıksın biz öyle çıkalım belki bir sıkıntı olur dedi. Dedim gönderdim. Güzel, sıkıntı yok dedim bilginiz olsun. Raşonu tamam. Da biliyorlar ha. Tony. Evet. Şimdi ben diyorum ki bu Lost MC... Oğlum bir konuşturmadınız lan. Ne oğlum bir durun lan. Ne bu? Abi içinde 4 adet madde F var. Öyle mi? Evet tamam, abi. Sen onu oğlum bizim araçları da bir hazır edin lan bunlarla mı gideceğiz? Şu raptor var bizim ha, şunlarla patron. Gideriz o zaman tamam tamam. Şimdi beyler beni iyi dinleyin. Çetelere göz kulak olun. Şu an zaten şehirde aile ve mafya az. Bir var. Böyle olması şu anlık iyi. Ama ileride onlar da birbirine girecek bazı oluşumlar gelecek. Çeteler çok dikkatli olun. Tony kaçta başlıyordu bunların Taco Savaşı? Bir 10 dakika sonra başlıyor patron. Tamam. Şimdi söyle aslanım. Abi ben sana şöyle bir şey sormak istedim. Bildiğin evet. Üzere çeteler şu an bazen sıkıntıya giriyor. Ne gibi? Bize dedik ki yani mesela ifşa olarak insan soyuyorlar falan. Tamam. Bize dedik ki abi biz kendimiz bir çete gibi sivilde gezelim mi? Yani bizi çete sansınlar ne yapıyorlarsa bize de yapsınlar. Biz bunların haberlerini alırız. Maskeli bir şekilde. Aferin nasıl. Gel bakayım buraya. Çıkart bakayım sen maskeni. Çift maske takıyor adam ya helal olsun. Aslanım ben. Eyvallah. O kafayı da böyle biraz kazıt tamam mı? Allah belanı vermesin. Oğlum bu nasıl yağ lan böyle?
Yok abi. Maske çıkarmıyor ya onlar. Fadıl abi o şey. Oğlum bu yağ lan patates kızartılır lan. Bu ne lan? Onun saçındakiler mum özel yapılıyor. Nasıl mum? Bak ben kestim. Mum rasta öyle yapılıyor amca. Nasıl? Bu ne? Ben de saçımı bugün kestirdim. Bu ne lan? Oğlum sen ulan rasta böyle yapılır bak. Öyleydim de bizim Kane. Kane vardı ya. Rasta da böyle abi. Bugün Kane öldü abi. Kane mi öldü? Evet abi. Nerede saçımı öldü? Saçımı öyle yaptırdım. Trafik kazasını. Geçmiş olsun. Evet kardeşlerim hepiniz bu, buna ve ona diyorum ki motora binmeyin. Sürmeyi bilmiyorsunuz. Neyse çocuklar. Mantık neyse, güzel. Gelin. Şu an bizim boşta. Bloss mu boştu? Ne boştu? Bloss boşta. Abi az önce Bloss'tan biri geldi buraya. Biliyorum bir konuştum yaptım. Tamam tamam. Siz şimdi dediğiniz gibi bunların içine sızın. Ama bak söylüyorum. Tamam mı? Bunlara bir müdahale edeceğiniz zaman kafanıza yazın. Adamların kafasına sıkmayın. Tamam. Patron. O dengeyi korun söyle. Ben sabahları ara sıra part-time doktorluk yapıyorum. O zaman da illegal doktorluk için bu ballaslar çağırmıştı. Ha. Topraklı'dan iki tane adam vardı orada. Bilgin olsun. Bugün biz Ahmet'le beraber bir tane ballası peşledik. Adamlar geldi bize sıktı ondan sonra kaçtılar. Adam direkt Hood'una kaçtı. Anladım. Arabayla. Şimdi beni dinleyin. Bu saatten sonra amacımız şu. Devletin, çetelerin, ailelerin içine sızmak. Tamam. Tamam. Bütün her şeyden bizim şehirde anlık haberdar olmamız gerekiyor. Tamam mı aslanım? Tamam. Şimdi tamam. Siz planınızı yapın. Planı Tony'ye sunun. Çeteydi, meteydi neyse. Siz şimdi arabaya geçin. Doğru. Orada özel bir şey konuşacağım. Abi 5 dakika. Taco savaşı yapabilir mi bu tamam arada? Yok oğlum siz karışmayın takoya. Yok, yok. Bu akşamkine tamam karışmayın. Tony. Evet. Bu Lost MC'ye bizim Mermer Ali'yi öldürme görevini mi versek? Harbiden ha bize getirsin cesedini. Bu gavşak bizden gizli silah satıyormuş çetelere doğru mu? Doğru doğru. Hemen şimdi halledelim. Ben neye kızarım biliyor musun Tony? Neye kızarsın? Şimdi bak kötü savaş kötü filmler gibidir bak kötü adam filmi. Tabii. Bak şimdi bir adam vardır benden gizli şöyle arkamdan silah satar. Bu bir suçtur değil mi? Benim tabii rakibim. Tabii ki. Ben buna kızmam biliyor musun? Benim kızdığım şey ondan o silahı alan lavuk gelip burada benim yüzüme gülüp arkamdan silah satın alması. Ya. Sen o yavşağı bulacaksın. Sen o yavşağı bulacaksın bana. Tamam patron. Mermer Ali görevini bunlara verelim. Hadi. Tamam. Konuşuruz seninle. Tako bitsin. Hadi gidelim. Evet, bizim aracı yetme. Bu arada çektim. Şu tırını ben şey malikaneye götürmemiz lazım. Arka taraf. Onu halledeceğiz. Kumarhane ne zaman açılacak diye bir sormaya geldim de. Nereden bilelim oğlum? Biz mi işletiyoruz orayı? Terbiye sen. Tony, bak sen. Tony Bey işletiyordu da neyse. Lan ters cevap verme bana. Abi. Söyle. Onda açılır oğlum. Sen nam yap deyince 4 tane madde topladım abi. Aferin aferin. Aferin hocam, oğlum nam sana mı istiyorsun? Siz daha yeni çocuklarsınız bizim oluşumda. Ha. Size bana babamdan yadigar olan bir şey göstereyim mi? Buyur abi. Oo. Hadi bak. Çocuklar. Benim kıyafetler tırın arkasında. Ben bu saatten sonra yoluma kamyoncu Fadıl kimliğiyle devam edeceğim. Tamam. Tamam. Tony ile de biz gidiyoruz. Siz şimdi dağılın. Bütün nereye sızıyorsanız sızın ama biz de direktif verin. Tamam. Hadi. Tamam. Herkesi tamam kazın kafayı. Abi. Söyle. Biz uzayalım mı? Tony Bey. Hayır. Parasını ödeyeyim. Sonra. Tony Bey. Efendim. Son olarak bir de Sağlık Bakanı'nın içinde varım. Evet evet. Güzel güzel başarılı. Güzel. Bence güzeldi kardeşlerim. Toplantı harbiden efsane bir toplantı oldu. Tony. Evet. Çetelere mukayyet ol aman. Ama evet, çeteler iyi fişek ya. Falan iyi şey çektik. Şimdi sen şu Taco Savaşı'ndan sonra Korkmaz ve Toprak diye tamam mı? Bak tek bir hak tamam tanıyorum onlara. Ortak gitsinler banka soygunu yapsınlar. Ne istiyorlarsa ver. Tamam mı? Silah hariç. Tamam. Bütün her şeyi ver. Bak bakalım yapıyorlar. Bunlar bunları ne kadar büyükmüş. Bakalım göreceğiz artık. Bu arada efsanedir. Hadi ay gidelim. Tony amcam. Biz bizeyiz değil mi? Bizey be. Biz gene be kaldık böyle moruk senin gibi. Senin kamyon koleksiyonların vardı oyuncak. Severdim hatırlıyor musun? Vallahi. Kırıp efsane kırıp atardın ya. Efsane. Ya Tony. Şaka evet maka da
Biz yönetiyoruz ulan bu şehri. Harbiden lan USB'yi de biz yönetiyoruz. Çaktırma lan. Yalnız var ya ben önümü göremiyorum siyah siyah. Şuradan çıkar mıyız? Çıkar lan bu 4 kaç 12 vitesli araba bu. 12 vi... Heh sağa dön sağa tam trenye... sağa dön. Yok yok uçurmaz götü. Buradan çıkarsın ya. Şuradan çıkarız tamam. Hadi devam bakalım. Luis Carcoso nerede? Bilmiyorum ki ya diyor üniversite sınavım var diyor. Ulan Los Angeles'ta ne yapacaksın? Zibidin teki olmuşsun. Üniversite sınavı 30 milyon parası var. Ne yapacak üniversite? Ne öyleyim anlamadım. Şuradan girer miyiz? Girer girer. Şimdi bizim malikane durumunu ne yapacağız Tony? Ben onu bilmiyorum. Polis ben... diyor ama baron olduğumuzu bilmiyor. Ne diyorsun? Vallahi benim aklımda dediğim gibi plan var. LSB'den bir adam var. Böyle illegal şey için çalışıyor. Hani oraya sokabilir ama bize. Ama tam güvenilir mi işte bak onu bilmiyoruz. Evet o da var şimdi. Denememiz lazım adam. Evet. Doğru dedim. Şunu malikanenin alt tarafı. Bu arada bizim malikanenin alt gizli bölgesi ifşa olmadı. Orayı evet bilmiyorlar. Orayı bilmiyorlar. Bir sonraki toplantıyı orada yapabiliriz. Evet. Bizim sinema yerinde yaparız. Kardeşlerim bu tarz toplantıları nasıl yapayım fikir verin bana. Silahları aldık gidiyoruz. İnşallah bir çeviri gelmez buraya. Neyse kamyoncu kimliği var gösteririz onu. Da arkaya bakarlarsa nane yedik. Bir de keleş var da o sıkıntı olur. Sen keleşi göm istersen. Şu torpidonun içine bir koyayım da var. Torpidoya keleş mi koyacaksın Tony amca? Ne yapayım oğlum? Alzheimer'ın azlısı yapayım biliyor musun? Hapını iç oradan. Dur ya ne yapacaksın? Çocuklara söyle. Pistolun fiyatı 275. Uzi'nin fiyatı Mekon 400 bin. Aynen. Kimler alacakmış bu arada? Bayağı sattım ben toplantıda. Yani adam canlı canlı takoda savaşmak istedi. Bakayım sana. Şu an karımız bir 4 milyon var. 4 milyon. Ya yani 3 diyeyim sana öyle çok. Kim verdi peki bu parayı? Nereden gelmiş bu para bunlara? Bunlar Ballas var. Zaten Ballas'ı biliyorsun. Tamam. Koka'da çıkmıyor. Sonra şey aldı. Grove aldı. Lost MC'ler aldı 2 tane. Bunlar Black Gang'ler aldı. Dedi ki Taco bizde dedi patron gör dedi. Oo, Black Gang'ler hakkında ne kadar bilgin var? Black Gang'ler yeni geldi. Dediler işte Baron abi falan hani bir oluşum kurmak istiyoruz ne olur dedi. Tamam dedim hani sizi bir deneyelim dedim. Silah teminatı da yaptık bunlara. Bir geri izleyip göreceğiz. Güzel, bakalım nasıllar. Bakalım hadi. Şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musun? Evet. Polisler bu malikaneye baskın attığı vakit. Bunlar bizi burada görmedi. Bir tek Davut'u gördüler. Onun dosyayı alamadık. Evet. Senin kripto adamla o dosyayı sildirelim. Tamam. Tamam mı? Ama bu bunlar? Adam burada bizim baron olduğumuzu bilmiyor işte. O yüzden ben diyorum ki Adalet Bakanlığı'na gidip kendimi zaten 30 milyon para var. Bunların yarısı illegal legal. İllegal olan tarafı silelim. Legal yüzümüzde burada legal iş yapıyoruz diye gözükelim. Yani mantıklı. Adam bizi aramadan biz onların üstüne gidip buranın aslında legal bir malikane olduğunu ispatlayalım. Bunu da benim adlıcı falan sıfatımla yapalım. Çok mantıklı. Evet. Şu an çünkü burada sabahleyin girdim. Tabu işlerini halledelim hep. Tabii sabahleyin şehre girdim. İki tane helikopter uçuyordu. Neyse sen taco işlerine bak istersen Tony. Hadi yolumuz tamam, aydınsın buradan. Tamam ben gideyim içeriye hadi görüşürüz. Ben bir kestireyim. Gelin bakayım buraya. Halı sahaya gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz lan burada? Halı sahayı planlıyoruz. Ne halı sahası lan? Abi biz arkadaşlarla bir halı saha atmayı planlıyoruz. Ayhan gel bakayım buraya. Geliyorum abi. Buyur abi. Luis nerede? Abi Luis sıkıntısı varmış. Oğlum bak benden bir şey saklamayın söyle bana bakayım. Nerede onu söyle? Hangi karı kızlara gitti gene? Abi Rusya'da iki tane hatun varmış da. Bana da dedi sen de gel dedi. Ben dedim gelemem işim gücüm var. Nerede dedim, şu an? Dedim. Abi büyük ihtimal şu an Moskova'dadır. Neyse al şutları arkadaki araziye çek. Tamam abi. Arkadaşlar güzel video oldu. Toplantıyı size göstermek istedim. Her hafta böyle toplantı yapıyoruz. Daha farklı şekilli şukullu toplantılar. Bir dahakini sizce nasıl yapalım söyleyin. Bir sonraki videoda çatapata ve LSP diye baskınlara hazır olun. O kadar söylüyorum. Görevleri de verdik aileleri. Şimdi o görevleri zaten Tony bakar.
Musti'ye verdim o görevi. Hepsine gider gösterir. Diğer bölümlerde 10.000 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. 10.000 beğeni bandı. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.